Coğrafyanın en iyi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dünyadaki bitki topluluklarını işleyeceğiz. Bitki toplulukları 10. sınıf konusu ancak bu konuyu 9. sınıfta işlediğiniz dünyada görülen iklim tipleri yani makro klimalar konusunun devamı gibi görebilirsiniz. Orada zaten çoğu bitki türünün ismini duymuştunuz. Az sonra konuyu işlerken bunu göreceksiniz. Bu başlıkta bitki topluluklarını biraz daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Derse başlamadan önce kanala abone olmayanlara abone olmalarını hatırlatıyorum ve dersime geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, ilk olarak yeryüzündeki bitkilerin dağılışını etkileyen faktörlere bakacağız ve en önemli faktörde tahmin edebileceğiniz gibi iklim. Bir bölgede bitki örtüsünü etkileyen en önemli faktör iklimdir. Başka bir deyişle, bir bölgedeki bitki örtüsünü biliyorsanız, o bölgenin iklimini de biliyorsunuzdur. Çünkü bitki örtüsü iklimin aynasıdır arkadaşlar. Birkaç cümleyle iklimin bitki örtüsü üzerindeki etkisini açıklamaya çalışalım. Sıcaklık iklimin temel elemanıdır. Bunu iklim elemanlarını işlerken söylemiştik arkadaşlar. Bitkilerin yetişmesi üzerinde son derece etkilidir sıcaklık. Her bitkinin olgunlaşabilmesi, normal gelişimlerini tamamlayabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için sıcaklıkların elverişli olduğu bir döneme ihtiyacı vardır. Bu döneme vejetasyon dönemi ya da vejetasyon devresi denir. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum bitkilerin normal gelişimlerini tamamladıkları, varlıklarını sürdürdükleri dönem vejetasyon dönemidir. Örneğin Akdeniz bölgesinde uzun bir yaz dönemi vardır ve uzun bir vejetasyon dönemini işarettir bu. Yine Doğu Anadolu bölgesinde kısa ve serin bir yaz dönemi vardır. Bu da kısa bir vejetasyon devresi olduğunu bize gösterir. Yine tropikal kuşak ve ılıman kuşaktaki sıcaklıklar ...bitkilerin yetişmesi için oldukça elverişlidir diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar sıcaklıkla bitki arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Her bitkinin yetişebilmesi için ihtiyaç duyduğu sıcaklık şartları da aynı değildir arkadaşlar. Geniş yapraklı ormanlar sıcaklıkların yüksek olduğu alanlarda yaygınken... ...sıcaklıkların düşük olduğu alanlarda ise soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar yaygındır... Bakın daha önce de gördüğümüz ve sıcaklık enlem ilişkisinin bir sonucudur diye açıkladığımız bir durum var karşınızda. Şekle bakın. Ekvatordan kutuplara doğru bitki örtüsü kuşaklara ayrılmış. Sıcak kuşakta daha çok geniş yapraklı ormanlar var. Orta kuşakta hem sıcağı seven geniş yapraklı ormanlar var hem de soğuk bölgelerde görülen iğne yapraklı ormanlar var. Yani orta kuşakta daha çok karışık ormanlar yaygın. Biraz daha kutba yaklaştığınızda iğne yapraklı ormanların arttığını görüyorsunuz. Çünkü sıcaklık ortalamaları düştü. Kutuplara biraz daha yaklaşırsanız iğne yapraklı ağaçların bile yetişemediğini göreceksiniz arkadaşlar. Sıcaklık o kadar düştü ki sadece tundra adı verilen yosunumsu ot toplulukları var ve kutuplar çevresi ise bitki örtüsünün olmadığı alan. Bitki örtüsünün ekvatordan kutuplara doğru bu şekilde kuşaklara ayrılmasının temel sebebi sıcaklıktır. Sıcaklık etkisiyle ilgili benzeri bir dağılış bu kez dikey yönde var arkadaşlar. Dağ yamacı boyunca yükseldiğinizde de bitki örtüsünün değiştiğini göreceksiniz. En altta sıcağı seven geniş yapraklı ormanlar var. Biraz yükseldik, karışık ormanlar çıktı. Biraz daha yükseldik, sadece iğne yapraklı ormanlar var. Eğer daha da yükseklere çıkmışsanız, şartlar ağaç yetişmesi için elverişli olmayacaktır dağ çayırlarını görebilirsiniz. İşte dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün bu şekilde değişmesi yükselti sıcaklık ilişkisinin bir sonucudur. İklim elemanları içinde yağış da bitki örtüsünü etkileyen çok önemli bir faktördür. Yağışların fazla olduğu Ekvatoral iklim, okyanusal iklim ve muson iklim bölgelerinde gür bir bitki örtüsü bulunduğunu makro klimalar konusunda öğrenmiştik arkadaşlar. Yağışların yetersiz olduğu alanlarda ise cılız otlar, kurak çıl bitkiler karşınıza çıkacaktır. Çöl iklim bölgelerinin yine step iklim bölgelerinin cılız bitki örtüsüne sahip olmasının temel sebebi yağışların yetersiz olmasıdır. Yağış miktarının yanında yağışın yıl içinde dağılışı yani yağış rejimi de bitki örtüsünü etkiler. Bazen yıllık yağış miktarı birbirine yakın olan bölgelerin bitki örtüsünün farklı olduğunu görürsünüz. Örneğin Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde. Yağış miktarı birbirine yakın Muğla ve Zonguldak karşılaştırıldığında Bitki örtülerinin farklı olduğunu görürsünüz. Bakın yağış miktarları yakın Muğla ve Zonguldak. Karşılaştırıyoruz bakıyoruz bitki örtüleri farklı. Muğla'da belirgin bir yaz kuraklığı vardır arkadaşlar. Yani yağış rejimi düzensizdir. Zonguldaksa her mevsim yağışlıdır. Bu da bu bölgelerde farklı bitki topluluklarının görülmesine neden olmuştur. Görüldüğü gibi yağış rejimi de bitki dağılışını etkiler. Tabi bu bölgelerde sıcaklık şartlarının etkisini de unutmamak gerekir. Sevgili arkadaşlar sıcaklık ve yağıştan bahsettikten sonra bir özelliği de vurgulamak istiyorum. Orman üst sınırı ve alt sınırı kavramlarından bahsedeceğim. Orman üst sınırını zaten daha önce duymuştunuz. Kalıcı kar sınırını anlatırken bundan da bahsetmiştim. Orman üst sınırı sıcaklıkla ilgiliydi. Ekvatordan kutuplara doğru orman üst sınırı düşmektedir demiştik. Yani kalıcı kar sınırı düşüyordu, orman sınırı düşüyordu, tarım sınırı, yerleşme sınırı bunlar hep ekvatordan kutuplara doğru düşüyordu. Yani arkadaşlar kutuplara yakın bir bölgede daha alçak seviyede ormanlar biter. Kutuplara yakın bölgelerde yükseklerde orman görmek çok zordur. Ekvatora yakın alanlarda ise ormanların bittiği yükselti daha fazladır. Ekvator zaten çok sıcak bir bölge. Çok daha yükseklerde orman görülebilir. Yani orman üst sınırı ekvatorda yüksektir. İşte bu arkadaşlar. Ekvatorda orman üst sınırının yüksek olması, kutuplarda orman üst sınırının daha düşük olması bu sıcaklıkla ilgilidir. Bir de orman alt sınırı var arkadaşlar. Bu da nem ve yağış özellikleriyle ilgilidir. Yağışların daha düzenli olduğu, yeterli olduğu alanlarda ormanlar daha alçak seviyelerden başlar. Yani orman alt sınırı daha düşüktür diyebiliriz. Örneğin Karadeniz bölgesini düşünün. Karadeniz bölgesi yağışların düzenli ve yeterli olduğu bir bölge. Orman alt sınırı daha düşüktür. Deniz seviyesinden itibaren ormanlar başlar diyebiliriz Karadeniz bölgesinde. Şu görmüş olduğunuz şekillerde sol tarafta bakın arkadaşlar sol tarafta ormanlarla başlamış bir dağ var. Yani orman alt sınırı daha düşük. O zaman bu bölgede daha düzenli ve yeterli yağışlar olduğunu söyleyebiliriz. Sağ tarafa bakın arkadaşlar sağ tarafta ise bozkırla başlamış bir dağ var ve ormanlar daha üst seviyede başlamış yani orman alt sınırı daha yüksek. Bu bölgede hem yağışlar yetersiz hem de düzensiz yorumları yapılabilir. Tekrar toparlıyorum arkadaşlar orman üst sınırı sıcaklıkla ilgilidir. Orman alt sınırı ise o bölgedeki nem ve yağış özellikleriyle ilgilidir diyebiliriz. Sırada yer şekillerinin bitki dağılışına etkisi var arkadaşlar. Yer şekilleri büyük ölçüde iklim özelliklerini etkilediği için bitki dağılışını etkileyen bir faktördür. Yer şekilleri içinde ilk olarak yükselti etkisini sayabiliriz. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklık şartları değişir arkadaşlar ve bitki örtüsü de geniş yapraklı ormanlar, karışık ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar şeklinde kuşaklara ayrılır. Az önce sıcaklık bitki ilişkisini anlatırken bundan bahsetmiştim. Burada da arkadaşlar şekilde dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün kuşaklara ayrıldığını görüyorsunuz. Bunun sebebi yükselti sıcaklık ilişkisidir. Yine yükselti yağış şartlarını da etkileyen bir faktördür arkadaşlar. Anadolu'nun iç kesimlerine baktığınızda alçak alanlarda yağışın az olmasına bağlı olarak bozkır bitki örtüsü yaygındır. Yükseltinin nispeten fazla olduğu alanlarda yağışın da artmasına bağlı olarak Orman bitki örtüsü görülecektir. İşte bu yükseltinin önce yağışa, daha sonra da bitki örtüsüne etkisine bir örnektir. Dağların uzanışı da yağış şartlarını ve dolayısıyla bitki örtüsünü etkileyen bir faktördür arkadaşlar. Yer şekilleri başlığı altında dağların uzanışını da söyleyebiliriz. Dağların denize paralel uzandığı bölgelerde yağış miktarı dağların denize dik uzandığı kıyılara göre daha fazladır. Ve buna bağlı olarak da bitki örtüsü dağların denize bakan yamaçlarında daha gürdür. Karadeniz bölgesinde bitki örtüsünün gür olmasında dağların denize paralel uzanmasının da etkisi vardır. Sevgili arkadaşlar yer şekilleri başlığı altında eğim şartlarını da sayabiliriz. Eğim toprak özelliklerini etkileyen bir faktördür. Toprağın ince ya da kalın olması eğim şartlarıyla doğrudan ilgilidir. Dağ yamaçlarında eğimin çok fazla olduğu alanlarda toprak tabakası daha ince olacaktır ve bu alanlar eğimin çok fazla olduğu alanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bitki örtüsünün de zayıf olduğu alanlar olacaktır. Eğimin iklime etkisinden kaynaklanan faktörleri de sayabiliriz arkadaşlar. Eğimin fazla olduğu alanlar nemli hava kütlelerinin yükselmesine ve dolayısıyla yağış bırakmasına elverişli alanlardır. Bakın geniş düzlük alanların yanındaki eğimli yamaçlardan bahsediyorum. Eğimli alanlardan, yüksek alanlardan bahsediyorum. Nemli hava kütlelerinin yükselmesine ve dolayısıyla yağış bırakmasına elverişli alanlardır. Eğimli alanlarda yağış miktarı düz alanlara göre nispeten fazla olacaktır. Bu da bitki örtüsünün daha gür olmasını sağlayacaktır. Arkadaşlar güneş ışınlarının düşme açısı da eğimden etkilenir. Bu da az da olsa sıcaklık şartlarını etkileyecektir. Bunu da yine bitki örtüsüne etkeden faktörler içinde sayabiliriz. Eğimin güneş ışınlarının düşme açısına etkisi ve buna bağlı olarak sıcaklığa etkisi bitki dağılışını etkileyecektir arkadaşlar. Ancak genel itibariyle bir cümle kuracak olursak eğimle ilgili eğimli alanlarda bitki örtüsü genel itibariyle düz alanlara göre daha fazladır diyebiliriz, daha gürdür diyebiliriz arkadaşlar. Yer şekilleri içinde bakış şartlarını da sayabiliriz arkadaşlar. Bakı etkisinde olan yamaçlar yani güneşe dönük olan yamaçlardan bahsediyorum. Yıl içinde güneşi daha fazla gördüğü için bu yamaçlarda sıcaklık isteği fazla olan bitkiler daha kolay yetişecektir. Güneşlenme süresi fazla. Bakının ne olduğunu ve hangi yarım kürede hangi yamaçların bakı etkisinde kaldığını daha önce öğrenmiştik arkadaşlar. Dilerseniz sıcaklık konusunda bakı sıcaklık ilişkisini tekrar dinleyebilirsiniz. Bitki dağılışını etkileyen başka bir faktör de toprak özellikleridir. Toprağın geçirimli ya da geçirimsiz oluşu, killi, tuzlu, kumlu olması gibi özellikler toprak üzerinde görülen bitki topluluklarını etkileyecektir arkadaşlar. Toprağın kalınlığı da bitki dağılışını etkileyecektir. Az önce eğim başlığında bundan bahsetmiştim. Bitkilerin toprakta tutunabilmesi için toprağın belirli bir kalınlıkta olması gerekir. Ayrıca topraktaki mineraller de bitki örtüsünü etkilemektedir biyolojik faktörler ya da başka bir deyişle canlılar da bitkide dağılışını etkileyen faktörlerdendir. İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda bitki örtüsünü hep kullanmıştır arkadaşlar. Endüstriyel amaçlı ağaç tüketimini düşünün. Tarla açmak, yerleşme alanları oluşturmak, yol, köprü, baraj yapmak için ve daha birçok sebep sayılabilir arkadaşlar. İnsanoğlu doğaya hep müdahale etmiştir ve tahmin edeceğiniz gibi çoğu zaman olumsuz yönde etki etmiştir diyebiliriz. Zaman zaman bitki örtüsünün cılız olduğu alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yaparak ya da bazı alanlarda doğal bitki örtüsünü korumaya yönelik çalışmalar yaparak bitki örtüsünü olumlu yönde etkilediği de olmuştur. Ancak insan insanoğlunun etkisi çoğu zaman olumsuz yönde olmuştur diyebiliriz. Canlıların içinde hayvanların da etkisini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hayvanların da bitki dağılışına etkisi vardır. Arılar ve bazı böcek türlerinin bitkilerin döllenmesindeki etkisi hayvanların etkisine örnek olarak verilebilir. Evet canlı türleri ve özellikle insanoğlu bitki dağılışını etkileyen faktörlerdendir. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda yeryüzünde bitki dağılışını etkileyen faktörleri gördük. Başça bitki türlerini de sonraki videomuzda göreceğiz. Biraz mola veriyoruz ve hemen dönüyoruz. Sonraki başlık bitkilerin sınıflandırılması.